Felaketi herkesin üzerinde farklı etkiler bırakırken yüzlerce yıl unutulmayacak derin bir yaraya neden oldu. İmkansız bir acıyla başladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha karşı saat 4.10... Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki depremzede genç Furkan Dağlı depreme Aksaray mahallesinde yakalandı. Arkamı döndüğümde gözümün önünde yıkılan binalar... Depremde ailesiyle yaşadığı evi yıkılan Dağlı, asrın felaketinde yaşanan hüznü ve acıyı kaleme aldı. Genç yazar, asrın felaketinde yaşananları depremin izinde kitabıyla anlattı. Depremi her insan gibi korku ve panik yaşayan depremzede genç Dağlı, ilk kitabını yazdığı için mutlu olduğunu ifade etti. Her insan gibi korku ve panikle karşıladım bu durumu. Onun dışında... Ya o anki heyecan, daha doğrusu o anki korku ve telaşla birlikte hemen dışarıya çıkmak istedik. Ben de bilinçsizdim bu konuda. Deprem sırasında ne yapıp ne yapmam gerektiğini pek bilmiyordum. Yani dışarı çıktığımda bir anda arkamı döndüğümde şu şekilde evler, iki tane ev bizim mahallenin arka tarafındaki iki tane ev yere doğru çöktü. Mahallenin arka tarafında bir bakkal vardı. Bakkalın yanında 4.18'deydi sanırsam. Yani bir dakika sonrasında depremden sonra ev tamamıyla çökmüş durumda. Sadece 6 katlı bir binanın 2 katı kalmıştı. Diğer 4 katı aşağı çöktü. Sesler geliyordu fakat tam olarak hangi bölgeden, enkazın hangi bölgesinden sesin geldiğini pek anlayamadım. Bir battaniyeyi sardık. Enkazdan çıkardık küçük bir kız çocuğunu. Daha sonrasında maalesef yere koyduk. Öğretmenim vardı, İngilizce öğretmenim sayesinde. Onun bir kitabı vardı. Daha sonrasında ben de ondan esinlenerek kitap yazmaya karar verdim ki kitap yazmak benim hayallerimden bir tanesi. Fakat bir türlü rast gelmiyordu. Ne zaman yazsam, ne zaman yazsam her türlü erteleniyordu. Şubat depremindeki felaketten dolayı pek konu bulmakta sıkıntı çektiğim söylenemez. Önümdeki bir konuyu kaleme aldığım söylenebilir. O şekilde kitabımı bastım çok şükür. Hayallerimi gerçekleştirdim. Kitabın ismi Depremin İzinde. Kitapta bir genç tarafından depremde yaşantılar, aynı zamanda depremde hissettikleri, depremde neler yaşandı, ne gibi sergilenmelerle karşılaştık. Bunların hepsini içerik olarak aktarmış bulunmak. Kitaptaki hedefim depremi bilmeyen ve depremi ciddiye almayan insanlara karşı bir bilgilendirme ve de bir bilinçlendirme adına yazdığım bir eserdir. Aslında kitabın ismi bulmamda çok fazla zorluk çektiğini söylenemez. Birçok isim vardı. Çünkü konu deprem olunca akıllara birçok konu başlığı gelebiliyor. Ben de Depremin izinde, yani daha çok Depremin izinde kitabının çağdaştırdığı şey ileriki nesillere depremi anlatabilmek amacıyla eklediğim bir konu başlığıdır. Gerçekten bu konu hakkında kendimle onur ve gurur duyuyorum. Onun dışında öncelikli hedeflerimden bir tanesi Hatay halkına gurur kaynağı. Her arasından küçük bir çocuğu çıkardım. Anne, anne diye haykırarak ağlıyordu. Tekrardan enkazın içerisine girdiğimde vatandaşların aldığım bir örtüyle kapattım.